Evet. Her ay bir konu işliyoruz. Bu ayda işleyecek olduğumuz konu, olmuş olduğumuz konu da teknoloji gelişim bölümünden kongre fuarlara katılma. Tabii bu ara bu esnada biz işte kongre sürecine gelene kadar vergisel avantajlar, networkler, kamusal destekler, proje hazırlama, işte yurt dışına açılma gibi konuları gördük. Şimdi sırada kongreler ve fuarlar. Evet. Nedir fuar ve kongreler? Fuarlar ticaretle ilgili ürün ya da hizmetlerin, teknolojik gelişmelerin, bilgi ve yeniliklerin tanıtımı, pazar bulunabilmesi ve satın alınabilmesi, teknik işbirliği, geleceğe yönelik ticari ilişki kurulması ve geliştirilmesi için belli bir takıma bağlı olarak düzenli aralıklarla genellikle de aynı yerlerde gerçekleşen bir tanıtım etkinliğidir. Fuar nedir? Kongre nedir? En kısa tabiri ulusal veya uluslararası bilimsel toplantı etkinliğidir. Akademik konferans, bazen araştırma konferansı, akademik kongre, akademik toplantı veya sempozyum olarak adlandırılır. Araştırmacının bulgularını sunmak ve alanlarındaki en son çalışmaları duymak için katıldığı bir toplantıdır. Tabii fuarla kongre arasında biraz daha fark var. Fuar daha çok girişimcilere hitap ederken kongre daha çok akademik yapıyı hitap ediyor. Ancak akademisyen şirketlerin kongreleri de çok iyi değerlendirmesi gerekiyor. Çünkü kongrelerde, yani ben de katıldım daha önce kongrelere, böyle girişimci olup akademik dünyada bu konuda yapılan ARGE çalışmalarında neler var, neler dönüyor gibisinden girişimciler katılmakta. İşte burada girişimcilerle akademisyen arasında bağlar kurulabilir. O yüzden kongrelerde bir girişimcilik faaliyeti olarak küçümsenmemesi gereken bir yer. Ki farklı bürokratik kişiler de gelmektedir kongrelere. Buraları da iyi kullanmak lazım. Tabii biraz daha ayrıntıya girersek kongreler bizlere birçok açıdan özel çıktılar sağlayan önemli organizasyonlardır. Fuarlar da aynı şekilde. Kongrelere daha çok lisanslı öğrenciler, akademisyenler veya girişimciler gibi pek çok çevreden katılan olabilmektedir. Ama fuarlara daha çok tabii girişimciler katılmaktadır. Tabii akademisyen şirket olup fuarlara katılanlar da vardır. Şimdi biraz daha konuyu inceleyelim. Tabii böyle bir kongrede olmak harika bir şey. Bakın Solvay konferanslarının en ünlüsü, yeni ortaya çıkan kuantum teorisinin tartışıldığı 5. Solvay konferansı bu 1927'de. Toplu fotoğrafta görülen 29 kişinin 10'sı Nobel ödülü kazanmış bilim insanları. Böyle kongreler tabii çok değerli. Katılmak neler kazandırır? Şimdi onu bir inceleyelim. Fuarlar ürün ve hizmet üreticileriyle tüketicilerin belli bir zaman ve mekan dilimi içerisinde buluştukları bir pazar niteliği taşır. Bununla birlikte fuarlar şirketlerin ticari, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan birbirlerini tanıyarak aralarındaki ilişkileri ve dayanışmayı üst seviyede gerçekleştirmeler açısından önemli yararlar sağlar. Öte yandan fuarlar farklı ülke ve kültürlerden insanları bir araya getirmesi, bunlar arasında iletişim kurulması ve kültürel paylaşımlar gerçekleştirmesine yardımcı olması açısından da önem kazanmaktadır. Kongrelerde sunulan bildirilerin çeşitliliği ve güncelliği alanda son dönemlerde ortaya çıkan yeni araştırma konuları hakkında bilgi sahibi olmamıza neden olmaktadır. Kongreler özellikle genç araştırmacılar, öğrenci ve akademisyen için alanın önde gelen isimleriyle tanışabilme açısından eşsiz bir fırsattır. Anlaşılacağı üzere görüş almak veya tanışmak istediğimiz bazı özel isimlere ulaşmak kongreler sayesinde kolaylaşmaktadır. Kongrelerde bulunmak, akademik ve spesifik bir dilin kullanılması, araştırılan konu hakkında kültürel ortamın içerisinde olmayı da sağlar. Böyle bir avantajı vardır. Kongrelere katılarak sunum yapma tecrübesi kazanılır. Yeni sunum teknikleri de gözlemleyebiliriz. İşte Prezi, ne bileyim, ya da yeni PowerPoint tarzları konusunda da ön bilgiler sahibi olabiliriz. Kongrelerde nasıl soru sorulacağını ve sorulara nasıl bir üslup kullanılarak cevap verileceğine dair tecrübeler de ediniz. Böyle avantajları vardır. Evet. Diğer bir husus da kongre ve fuarlara hazırlıklar nelerdir? Bunlara bir sorgulayalım. Öncelikle fuarlara hazırlıklar, burada tabii önemli olan stratejik planlama, fuar öncesi ve sonrasında yapılan çalışmalar, fuarda stand yeri seçimi ve tasarımı, doğru stand yönetimi, stand yöneticisi durumunda olan kişinin değişik yapıda kişilerle iletişim kurabilme yeteneğinin yanı sıra sahip olması gereken özellikler, stand yöneticisinin üstlenmesi gereken görevler gibi bazı önemli hususlar vardır bu konuda. İşte belli başlı şeyleri de stratejik planlama mesela.
Fuar ziyaretçi istatistikleri ve geçmiş yıllara ait performans raporları, fuara katılım amaçları, fuar için hazırlanan iletişim araç ve haberleşme araçları burada iyi planlanmalıdır, iyi irdelenmelidir. Fuar öncesinde fuar katılım kararının verilmesi, fuar katılım amaçlarının belirlenmesi, stand yeri ve tasarımı, fuar personelinin seçimi, eğitim ve görevleri gibi konulara dikkatli bir şekilde irdelenmelidir. Stand yeri seçimi ve tasarımı fuar başarısı üzerinde önemli bir rol oynar. Ki fuarlara giderken özellikle standın işte hole yakın olması, giriş kısmına yakın olması gibi böyle çalışmalar yapmak lazım. Ki tabi bunlar biraz maliyetli de olabiliyor. Diğer bir hususta kongreler. Tabi kongrelere sunulacak bildirilerin ticari bir altyapısı olmalı. Bizim şu an girişimci olarak düşündüğümüzde yani bir akademik kongre tamam ama girişimci akademisyenden bahsediyoruz. Biz normal bir bildiri, bir makale sunmaya gitmiyoruz. Puan almaya gitmiyoruz. Buradaki farklı husus ticari bir kaygı da hissetmemiz lazım. Bilimsel bir eksikliği tamamlamalı. Güncel ve aynı zamanda alanında son dönemlerde ortaya çıkan yeni araştırma konularında olmalıdır. Ki girişimcilerin ilgisini çekebilsin. Farklı katılım çeşitlerine göre yapılacak hazırlıklar farklıdır tabii ki. İşte dinleyici olduğumuzda farklı, oturum başkanı veya oturum düzenlisi hocalarımız oluyor orada. Sözel sunumuyla yapılan faaliyetler farklı, poster sunumuyla yapılan faaliyetler farklı. Bunların hepsinde farklı farklı hazırlıklar yapmak gerekir. Diğer husus, ürün ve hizmetler. Tabii burada bazı ürün ve hizmetler sunulması gerekiyor. İşte fuarlarda özellikle ürün ve hizmetlerin gruplanması, ürün ve hizmetlerin sergilenmesinin alıcının bakış açısı, fuarın ve ziyaretçilerin türü, sergilenmesi, fuarda ürün tanıtımları ve sunumlar önemli. İşte şirketin standında sergileceği ürün ve hizmetler değişik kategorilere ayrılacak niteliklere sahipse bunların ayrı ayrı sergilenmesine dikkat edilmeli. Yani değişik kitlelere değişik yerlerde hitap edeceğine dair buna göre planlamalar yapılmalı. Ürünün ziyaretçilere nasıl gösterileceğine ve sergileneceğine dair kararlar alınırken konuyu alıcının bakış açısıyla yaklaşmak gerekir. Malum ekonomide de böyledir. Talebe göre arz edilir ve ona göre satımı gerçekleşir. Burada da bunlara dikkat edilmesi lazım. İşte katılımcı şirket ürünlerini nasıl sergileyeceğini belirlerken hem katıldığı fuarın hem de ziyaretçinin türüne dikkat etmelidir. Fuar alanında son tüketiciler ile ticari alıcıların bakış açıları birbirinden oldukça farklıdır. Tabii diğer bir kısmı perakende, bir kısmı toptan satış yapmakta. Bu gibi olaylar var. Diğer bir husus kongreler. Kongrelerde de kongre mümkün olduğunca çalışma ile ilgili materyal ve uygulama götürülmeli ve akılda kalıcı faaliyetler yapılmalıdır. İşte burada yapılan çalışma ile alakalı ne bileyim bir makettir, farklı malzemelerdir, prototiplerdir bunları göstermek lazım. Tabii halihazırda bulunması gereken malzemeler sözel sunum için ve poster sunum için değişebilmekte. İşte sözel sunumda da PowerPoint falan olmakta ama orada bir maket, işte ne bileyim prototip olması. Eğer büyük prototipse poster sunumu esnasında orada olması. Tabii ilgi çeker, dikkat çeker. Burada bunları tarif edebilmek lazım, anlatabilmek lazım. Ticari boyutlarını anlatabilmek lazım gelen girişimcilere veya farklı akademisyenlere ortak işbirliği yapma bağımında bunları anlatmak lazım. Diğer bir husus, destekler nelerdir? Tabii bu bizim en önemlisi. Teknoloji gelişim bölgesi olarak en büyük amaçlarımızdan bir tanesi. Üç tane ana Ticaret Bakanlığı'nın özellikle bu konularda desteği var. Yurt dışı fuar destekleri, işte yurt içi fuar destekleri, bir de sanal fuarlar için destekler var. İşte baktığımızda yurt dışı fuar desteklerinde yurt dışı fuar katılım kapsamında yer kirası, stand, nakliye, ulaşım giderlerini karşılayabilmekte. Destek oranı metrekare başına belirlenen tutarın hedef ülkeler için %70, diğer ülkeler için %50'sidir gibi ölçütler var. İşte Türk ihraç ürünlerinin sektörlerin ve veya katılımcıların ve veya yurt dışı fuar organizasyonunun tanıtımı amacıyla yapılan faaliyetler var. Bunlar destek oranı %75 mesela. Böyle destekler var. Yurt içinde de fuar destekleri var işte. Tanıtım destek oranı %50. Yer kirası ve stand masrafları destek oranı %50. Yani yapılan masrafın %50'sini karşılıyor. Sanal fuar katılımı ki şu an popüler artık sanal fuarlar var. Bu tür organizasyonlarda da destekler var. Kongrelerde neler var onlara bakalım. Şimdi tabii kongreler biraz daha farklı akademik dünya ile alakalı olduğu için bu daha çok işte TÜBİTAK'tır, işte COSGİB'in de var yayın destekleri falan. O tarzda destekler bağlamında bir proje kapsamında alınan finansal destek içerisinde yaygınlaştırma başlığı altında kongre ücreti, yolluk veya
ve yemin ücreti ve bazı başka şartlarında yazılabilir. Buradaki masraflar buralardan desteklenebilir. Tabi hazırlanan önceki proje çağrıları var. Bunlar ulusal, uluslararası çağrılar var. İşte ulusallarda biliyoruz COSGAP var, TÜBİTAK var, Kalkınma Ajansı var, bunun gibi destekler var. Uluslararasında da Avrupa Birliği'nin, Birleşmiş Milletler'in, işte Uluslararası Teknoparklar Birliği, ISB'nin gibi kuruluşlar var. Bunların yapmış olduğumuz faaliyetler içerisinde bunları bir kalem olarak girilebilir, bir kalem olarak oluşturulabilir. Bu şekilde destekler alınabilir. Evet, diğer bir husus da tabii kongre fuarlardan bahsediyoruz. Nedir peki halihazırdaki fuarlar, şu an kongreler dediğimizde? Tabii yurt dışı, yurt içi ve online fuarlar var şu an aktif. İşte yurt dışı fuarlarda mesela Letonya Riga'da var. Riga Food gıda sektörüne dair 9-11 Eylül 2021 tarihleri arasında bir yurt dışı fuar var. Anoa'da, işte Almanya Köln'de Anoa'da isimli bir gıda sektörü üzerine gene bir fuar var. Bunlara katılınabilir. İşte yurt içi kauçuk plastik fuarı var İstanbul'da. Ankaros İstanbul'da var. Türkas var İstanbul'da yine. Online'lar var. Mobilya, emlak, sanal fuar, kırtasiye, sanal fuar gibi. Bu tür destekler var. Tabii sanal fuarlar bir yıl boyunca sistemde açık. Bu güzel bir şey yani. İnsanlar oturduğu yerden direkt girip bakabiliyor. Siz de onlara hizmet ediyorsunuz. Geçen Üniversite Sanayi İşbirliği'nin yapmış olduğu bir fuar vardı. İTÜAR'ın da vardı. Orada girişler gösteriliyordu. Oradan siz oturduğunuz yerden fuar alanını geziyordunuz. Standları geziyordunuz. Böyle çalışmalar var. Evet, diğer bir şey de işte örneklerini verdim. Diğeri de kongreler. Yurt içi online kongreler. Bunlar da işte neler var? Mesela 6. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi var. Eğitim sektörüne dair. İşte Ukrayna'da. İlaç ve Tedavi Kongresi var. 2. Uluslararası İlaç ve Tedavi Kongresi. Akılcı ilaç kullanımı gibi. Kıbrıs'ta böyle yurt dışı olarak da. 25. Profesör Doktor Lütfü Tat Sempozyumu var. Dermatoloji üzerine 29 Eylül 3 Ekim 2021 tarihinde. Tabii bu arada online kongreler de var. 1. Uluslararası Doktor Safiye Ali Sağlık Bilimlerinde Multidisipliner Çalışmalar Kongresi. Bu online mesela. 1. Mustela Dermatopediatri Zirvesi Sağlık 30 Mayıs 2021. Tabii tıp bu konuda çok fazla kongre yapan bir sektör. Ama girişimcilerin de var tabii. Ona göre tabii akademik dünyada daha çok tıpçıların bu kongreleri çok ön planda. Evet, iştahat incelemesi var. Tabii bu önemli. Çünkü bir kongreye, bir fuara katıldığınızda hoş olmayan şeyler yaşanabilir. İnşallah yaşamazsınız ama yaşanabiliyor. İşte buradaki meseleyi şöyle kısaca anlatalım. Taraf arasında görülen 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce verilen 23 Ekim 2014 tarihli bir kararın temize gidilmiş. Yargıtay'a temize gidilmiş. Yargıtay da işte konuyu incelemiş. Demiş ki işte davacı vekili, müvekkili şirketin medikal aletlerin ticareti konusunda faaliyet gösteren bir firma olduğunu, müvekkil şirketin 16-20 Kasım 2011'de düzenlenen 20. Ulusal Patoloji Kongresi'ne katılmak için stand başvurusu yapıp gerekli ödemelerde bulunduğunu, müvekkil şirketin işte geçici kabul ile ithal ettiği ve numune olarak marka renkli lam yazma cihazını sergilemek için stand başvurusu yaptığını, ürünün şirket çalışanı diğer davacı tarafından 15 Kasım 2011 tarihinde aracılığıyla taşınmak üzere teslim edildiğini, ancak ürünün kaybedildiğini beyan ediyor ve olay mahkemeye gidiyor. Mahkeme sonucunda da işte en son mahkemece inceleme yapılıyor. İddia, savunma, bilirkişi raporu, tüm dosya kapsamına göre fuar katılım, ulaşım, konaklama ücretleriyle gecikme arasında uygun nedensellik bulunmadığı, zararın maddi tazminatı konu edilebilecek nitelikte olduğu, davacıların kişilik haklarını sağladığı nitelinde bulunmadığı, 19 SDR bu şeyin kullandığı, sistemin kullandığı bir SDR diye bir sistem var. Uluslararası taşıma şirketlerinin böyle bir birim oluşmuş. Special Driving Rights diye, özel çekme hakları diye. Buradan birimler hesaplanıyor. Üzerinden karar talihleri yapılan hesaplamaya göre 1131.10 TL talep edilebileceği konusunda mahkeme karar vermiş. Tabii Yargıtay bunu bozmuş. Demiş ki başka da tabii temizi kabul etmiyorum ama sonuçta görülen miktar düşük görülmüş. Maddi tazminat davası ve manevi tazminat davası. O yüzden davayı temizini kabul ederekten davacılar vekilinin temiz itirazını kabul ile kararın davacılar yararına bozulmasını uygun görmüş. Tabii mahkeme tekrar görülecek. Tabii burada hassas olan işte elimizde bir malzeme veriyoruz kargo şirketine. Şurada kongremiz var, işte ne bileyim fuarımız var, orada hazır olsun diyoruz.
olmuyor. Tabi bazı maddi hasarlar da oluşuyor. Hatta satacakken satamıyor. Tüm bu hakların talebini yapmış. Böyle bir konu, geniş bir konu. Velhasıl konuyu incelediğimizde işte fuar ve kongre ne olduğunu inceledik. Katılmak neler kazandırır? Fuar ve kongre hazırlıkları nelerdir? Ürün ve hizmetler, destekler, halihazırdaki fuar ve kongreler ve iştahat incelemesini yaptık. Kaynakçalarımızla bunları araştırmalarını yaptık. Sizlere sunduk. İnşallah faydalı olmuştur. Burada kongrelerde veya fuarlarda bir Teknopark şirketi imajı için neler yapılabilir? Bunları irdeledik. Kafalarda soru oluşturmaya çalıştık. Önümüzdeki inşallah programda organizasyon yapısı çok önemli. Teknoparklarda organizasyon yapısı. Bunları inceleyeceğiz. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz.